Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Kavunda narlı dalmaç et tatlısı. Madem Furkan yapacak, o zaman Furkan okusun listemizi. Tamam, hadi zaman bakalım daha güzel. Furkan. O zaman Furkan okusun. Evet, şöyle malzeme listemizi ekranlarımıza bir görelim. Evet, bak ekranına geldi ve şimdi oku bakalım. 200 gram vanilyalı puding, 100 gram toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 adet nar, 1 litre süt, 1 çay kaşığı tarçın, 1 adet kavun. Harika. Evet. Başrollerde ne var? Kavun var. Kavun değil var. Mi? Var. Evet, şöyle tenceremizi ocağa koyuyoruz. Ocağımızın altını açtık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yavaş yavaş tenceremiz ısınsın. O ısınırken biz de ne yapalım? Şöyle. Evet, 1 litre sütümüzü tencereye ilave ediyoruz. İlave edelim. Bunu da olmasa Furkan'la beraber paylaşın. Tamam. Onu da bir yudum verin. Ben, bir yudum sen Furkan. Bir bardak eskiden paylaşın. Eskiden öyle içerlermiş efendim. Bunda hiç yadırganacak bir şey yok. Yok. Biliyorsun, tek tabaktan öyle değil mi usta? Aynen, sofralar evet. Serilirdi. Tek tabaktan böyle yemek yenirdi. Mesela o sofraya bir bardak gelirdi, herkes o bardaktan içerdi. Hiç kimse de bir şey olmazdı. Ne sağlıklarına bir zarar gelirdi, ne de onları etkileyen bir şey olurdu. Aksine aralarında daha güçlü bir bağ kurulurmuş. Hatta bu Peygamber Efendimizin çok güzel bir harekettir efendim. Kendisi su içtiği zaman yanında sevdiği, değer verdiği biri varsa bardakta kalan suyunu bırakır, ona ikram edermiş. Keşke biz de o şerefe nail olsaydık. Aynen, ama nerede? Aynen. O yüzden bu feyz almaktır birbirinden. Kesinlikle bunda bir şey yok ama biz bölüşelim. Tamam. Evet, şimdi ne yapıyoruz o zaman? Furkan'la güzel bir tatlı hazırlayacağız. Şöyle kaşığı veriyorum Furkan'a. Hadi bakalım. Kaşık, ben size şöyle çırpma teli verin. Daha rahat. Öyle mi Furkan yapalım? Karışsın tamam diye. O zaman çırpma teliyle karıştırsın. Evet. Hadi bakalım. Evet, siz şimdi yavaş yavaş tatlı hazırlarken ben de şimdi ne yapayım sevgili izleyicilerim? Şöyle kavunumuzu bir alalım. Şeker kavunumuzu ister misin? Güzelce bir soyalım. Şöyle güzel soyma şeklini size bir gösterelim sevgili izleyicilerimiz. Neler yapmamız gerekiyor? Normal dilekler. Ben biliyorum artık. Öğrendiniz mi? Öğrendim ben. Evet, o zaman evde güzel bu şekilde şey. Soyuyorum. Şöyle sevgili izleyicilerimiz. Güzelce bir şekilde uçlarından bir kesik atıp kestikten sonra şöyle kavunuzu yavaş yavaş şöyle dilim soymaya başlarsınız. Şöyle dilimleri. Evet, hem de daha ince soyuluyor bu şekilde soyduğunuz zaman kavun. Aynen öyle. Karpuzu da aynı şekilde soyabilirsiniz. Hem çok güzel, hem çok pratik, hem çok hızlı bir şekilde soyuyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle. Furkan, sana böyle koku gelmeye başladı mı, kavun kokusu? Ya güzel çok güzel. Çok güzel kokuyor değil mi? Bir de nasıl çok da güzel soyduk öyle değil mi? Farklı oldu. Daha şöyle. Önce bu yöntemi görmüş müydün? Programımızı izliyorsan görmüşsündür. Çok izlemiyorum. Evet, olsun. Evet, şimdi evet, ne yaptık? Güzel bir şekilde soyuldu. Gökhan öğrenmiş mi acaba? Bir sorun bakayım Gökhan'a, sevgili kardeşim. Evet, öğrenmiş onu mi? Buraya çağırmak lazım. Uygulamalı öğrenmiş bir şekilde. Öğrenmiş mi yazdı kardeş mesela. Gökhan? Anlamamış. Anlamamış mı? Anladın mı diye sormadık, öğrendin mi diye sorduk. Evet. Biz anlama noktasına zaten şey yapmadık, girmedik Gökhan'ım. Biz evet. O noktaya girmiyoruz. Şöyle sevgili izleyicilerimiz güzelce ne yaptık? Kavunumuzu güzel bir şekilde soyduk. Şöyle soyduktan sonra altlarında çok hafif biraz kalıyor. Onu da şöyle bıçağınızda güzelce bir alın. Ve ortadan şöyle güzel bir şekilde ikiye ayıralım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ayırdıktan sonra şöyle bir tane kaşığımızın yardımıyla şöyle
şöyle bir çekirdeklerini bir alalım. Bize bir şey geliyor, koku geliyor değil mi Ayşe? Ya harika Aferin. Kokuyor gerçekten. Bol bol yiyelim efendim. Az bir zaman kaldı artık. Kavun da karpuz da tükenmeye başlayacak. Evet. Şöyle güzelce bir çekirdeklerinden arındırdıktan sonra seyircilerimiz. Şöyle altı daha düzgün dursun diye bir kesik daha atabiliriz. Şuna da aynı şekilde. Şimdi ben bunları bir tabağa içini çıkarayım. Siz sonra yersiniz değil mi Ayşe Gül Hanım? Furkan yer misin? Yeriz. Yeriz tabii. Yeriz meyve yenmez mi usta? Bol bol meyve yiyeceğiz. Çocuklarımıza da yedireceğiz. Evet. Biraz tabii şimdi kavunun içi böyle çekirdeklerini çıkardıktan sonra dar kalabiliyor. Onu ne yapacağız? İçine alarak genişleteceğiz değil mi? Evet, aynen öyle. Geniş kaseler yapıyoruz kavundan. Şöyle. Güzelce bir şekilde keselim. Şöyle bir tadına bakalım. Evet, harika. Bal gibi öyle değil mi Furkan? Yakışıklı. Ah, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi bir yandan da sütümüz, sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde ısınmaya başladı. Karıştırırsan Furkan'ım. Evet, süte ne ilave ettik usta? Şekerimizi şu anda ilave yaptık. Ve yavaş şeker, yavaş. 100 gram kadar toz şeker. Aynen öyle. Şöyle diğer kavunumuzu da içini bir aldıktan sonra. Evet. Şöyle yanımıza alalım Furkan biraz sonra. Tamam. Bunları ye. Şöyle kavunumuzu suyunu da içine ilave yapalım. Oh, kavunlu süt. O çok güzel bir... Kavun aromalı süt. Evet, evet çok, çok güzel. Çok güzel lezzet verecek, tad verecek. Şöyle bu parçaları. Hatta dilimleyebiliriz bile o parçaları. Hiç problem yok. Eğer böyle isterseniz ne yapabilirsiniz? Güzel böyle dilimleyebilirsiniz. Aynen öyle. Sütün kokusu hemen değişti mi Furkan? Hemen böyle o kokuyu aldık efendim. Çok güzel. 1 litre süt, 100 gram toz şeker... ve biraz da böyle ne şöyle yaptık? Kavunumuzu suyunu ilave ettik. Evet. Ve pudingimizi ilave ediyoruz. Evet, önce biraz bak şöyle hızlı karıştıracağız tamam mı? Sonra yavaş yavaş karıştırabilirsin. Şimdi o zaten kıvamını almaya başlayacak. Almaya başladı bile. Güzelce bir pratik tatlımızı... bir şekilde böyle yapacağız değil mi usta? Tamam öyle olsun o zaman. Bir tanesi böyle o zaman bak tamam, diyelim. Dök tamam dök. Öyle, öyle olmayacak mıydı? Öyle olacak öyle. Ben şaka takılmış size. Ay kepçeyi getirdim ben size boşaltırsınız ya ama neyse. Vaktimiz daraldı. Evet, son 5 dakikaya girdik. Hemen acil bir şekilde şöyle yemeklerimizi güzelce bir şekilde hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi narlarımızı da ortadan ikiye ayırdık. Ve kepçemiz de şöyle gördüğünüz gibi. Evet, pratik bir şekilde narları ayıklıyoruz. Aynen öyle. Şöyle narlarımızı güzelce bir şekilde, bir tane elinizin altında kepçe varsa şöyle kepçeyle güzelce bir şekilde dokunup narları hepsini ayıklayabiliriz. Evet, bugünkü şöyle. Narlar kırmızı. Evet, artık yavaş yavaş çıkmaya başladı. O geçen gün herhalde ilk mahsul olduğu evet. için biraz beyaz kalmıştı. Ama artık zaten şu anda tam zamanı, mevsimi. Yavaş yavaş kızarmaya başlamış gördüğün gibi zaten. Evet şöyle. Evet. Evet narlarımızı ayıklıyoruz. Ondan sonra tatlımızla buluşturacağız inşallah. Bu arada Furkan'ın babası çok güzel şeylere değindi. Dedi ki dün 60 ülkenin gençlerinin bir araya geldiği harika bir etkinlik varmış. Bundan tabii ki biz de basından haberdar olduk ama Furkan birebir oraya gitmiş ve şahit olmuş usta. Şöyle bir anlat bakalım nasıl bir hava vardı, neler yapıldı orada? Neler yapıldı? Müslüman ülkelerden evet. Büyük insanlar geldi. Hı hı. Temsilcileri geldi. Evet, temsilcileri geldi. Konuşma yaptılar orada. Hı hı. Bütün İslam aleminin değil mi? İslam Birliği'nin 60 ülkenin de Müslümanların bir arada olmasını gerektiren güzel mesajlar verdiler. Sen de inşallah onları iyi dinledin öyle değil mi? Evet. Harikasın, muhteşem. Evet.
Evet, şöyle bir bakalım neler yapıyoruz. Evet, şimdi sevgilicilerimiz narlarımızı güzelce bir şekilde ayırdıktan sonra şöyle kavanozumuzun kenarına gelecek şekilde şöyle bir ilave ediyoruz. Evet, hemen yapıyoruz, tamam. 3 dakikamız kalmış. Yetiştireceğiz tamam, inşallah. Yetiştireceğiz şu anda. Şöyle. Siz de sevgilicilerimiz şöyle kısa bir zamanda hemen güzel şeyler hazırlayıp dolabınıza atıp çocuklarınızı hem çok mutlu hem de güzel şeyler yedirebilirsiniz. Gözlerini dolduracağız, evet, gözlerini doyuracağız önce. Şöyle. Tamam, şunu bir kaldırabilirsiniz Ayşegül Hanım. Tamam, şöyle bir alalım. Evet. Şöyle ortasına da sevgilicilerimiz şöyle çok hafif biraz tarçınımızdan döküyoruz ve tatlımız harika bir şekilde hazır şu anda. Muhteşem, muhteşem böyle. Az önce dediğimiz bir şey vardı usta, biliyorsun. Dedik ki eskiden böyle kalabalıkla bütün aile bir araya gelip herkes bir kaşık alıp tek bir tabaktan yemek yerdi. Bu tatlı da ona çok güzel bir örnek oldu. Evet, aynen alacağız öyle oldu. Alacağız kaşıklarımızı, hep beraber oturacağız. Tatlımızı kaşıklıya kaşıklıya yiyeceğiz inşallah. Soğuttuktan sonra harika olacak. Evet, muhteşem şöyle oldu usta, ellerine sağlık. Teşekkür ettim Ayşegül. Bir de yanına böyle birer top dondurmada koysak nasıl olur Furkan? Güzel olur. Evet, Furkan da aldı tatlıya. Efendim, yine programımızın sonuna geldik. Harika bir gün geçirdik. Muhteşem bir hafta sonu oldu. Güzel bir cumartesi günü oldu tabii ki. İnşallah sizler de keyif alarak izlediniz. Bu güzel yemekleri her zaman dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak yapın. Afiyet olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.